Arkadaşlar merhaba, ben Nurullah Taş. Blender dersleri serimize devam edelim. Bu dersimizde şu Blender tercihlerine, preferences'a bakalım. Şöyle bir alayım neler var. Öncelikle şu interface'te resolution scale, ölçeklendirme, çözünürlük var. Bu ne işe yarıyor? Mesela şu an şu arayüzde her şey var. Sağa çekiyorum mesela büyütmeye. Bakın görüyorsunuz büyüyor. Sola çekiyorum. Küçülüyor. Varsayılan değer şöyle 1. Burada giriş ekranını vesaire değiştireceğiniz şeyler var. Şurada dili değiştirebiliriz arkadaşlar. Türkçe var mı? Türkçe gördüğüm kadarıyla yok. Ups. İngilizce. Şurada temaları var. Kullanıcı arayüzü. Şurada preset. Blender Dark var mesela değiştireyim. Sonra Blender Light var. Şu şekilde bir arayüz. Deep Gray. Maya. Minimal Dark. White. Çok kötü. XSI Blender Dark diye değiştirdim. Şu haliyle iyi. Şu light ışıkla ilgili düzenleme alanının ayarları. Şu animasyon. Bunlar da çok fazla arkadaşlar işimiz olmayacak. Şu add-on'lara biraz bakalım. Burada sahnemize ekleyebileceğimiz şeyleri burada ayarlamalarını yapabiliriz. Mesela şurada mesh ekleyelim. Mesela buradaki ekstra objelerden ekleyelim arkadaşlar. Burayı aktif hale getirdik. Şimdi bu ne demek? Şimdi geliyorum Shift A'ya basıp mesh'e geldiğimde bir sürü ekstra bir şeyler geldiğini görebiliriz. Ekstraları aktif hale getirdik. Mesela Diamond Scheme diye bir şey ekliyorum. Şuraya geldi. G ile taşıyayım. Bu Temple Run'daki ödül inciler gibi görebiliyorsunuz. Bir nesne eklendi arkadaşlar. Gelip burada daha bir sürü şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte Bolt Factory bir sürü Geosphere Domes diye bize materyal ekleme olanağı sunuyor. Başka input mesela bunu kullanmıştık. Numpad'in numaralarını aktif etmek için. Sonra farenin touchpad'in laptop'un touchpad'ini aktif etmek için bunları kullandık. Şu navigasyonda yine şu viewport'un iki türü var arkadaşlar. Şu en çok kullandığımız varsayılan görüş açısı. Şu şekilde bir kullanımı daha var. Mesela kapatayım. Şöyle görebilirsiniz. Gelip ben yine Preferences'dan Turntable yapınca şu Orbit Sensitivity hassaslığını şöyle değiştiriyor arkadaşlar. Daha çok şuna yönelik bu şekilde tutup devam edebiliriz. Yine burayı da kullanmıştık. Klavyemizden kısa yolları buradan ayarlıyoruz. Mesela şu 3D'den zoom'u vesaire buradan yapmıştık arkadaşlar. Mesela sisteme gelince arkadaşlar grafik kartıyla ilgili ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Mesela burada da İşte geri alma kaç adım geriye alabilsin? 32 adım alabiliyor. Mesela bunu ben 60 adım yaptım. Ctrl Z'yi 60 adım geriye kadar kullanabileyim. Undo steps geri alma kaç tur geri alabilirim? Şimdi şu kaydetme yükleme ayarları. Mesela burada ne var? Otomatik kaydetme 2 dakikada bir kaydediyor arkadaşlar. Bunu da değiştirebilirsiniz kaç dakikada kaydetsin istiyorsanız.
Bunu inaktif yapabilirsiniz, hiç önermem. Arada bir kaydetmesi her zaman için iyidir. Burada ne var mesela? Dosya yolları. Mesela Blender'da farklı bir font kullanmak istiyorsam şu dosya yollarına ekleyip yol vermem lazım. Şimdi burada add-on'ların çok kullanıldığını bilelim. İşte bazı ayarlardan bahsettik. Çoğunu hiç kullanmayacağız. Birkaç tanesine de değindik. Ama add-on'ların bayağı bir önemli olduğuna bir kere daha vurgu yapmak istiyorum. Evet, bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.